Arkadaşlarımızla Serdivan'da bir çay bahçesinde otururken yeni anayasa paketinin yayınlanacağını, bu anayasa paketinin açıklanınca okumamız gerektiğini düşündüğümüzü söyledik. Sonrasında bu olayın anayasa paketinde neler olduğunu, yeni siyasi partiler kanununun değişip değişmeyeceğini, bu maddelerin içerisinde değişip değişmeyeceği konusunda kendi aramızda konuşurken acaba bir siyasi partiye biz üye miyiz diye bir konu oraya geldi. Sonra biz dedik ki bu siyasi partiye üye olup olmadığımızı nereden öğrenebiliriz? Sonra dedi ki arkadaşım E-Devlet'ten bakabilirsin dedi. E-Devlet'e dedim ki bir bakayım dedim. Zaten hatırladığım kadarıyla 1,5-2 yıl önce de yine bakmıştım. Herhangi bir siyasi partiyle üyeliğiniz yoktur diye yazıyordu. Arkadaşım söyleyince siyasi parti sekmesine girdim E-Devlet'ten. Tıkladım. 2019 ikinci dönem Kaynarca AK Parti aktif üyesiniz diye yazıyordu. Sonra dedim yani bu imkansız. 2019'un ikinci dönemi AK Parti yani bunların hiçbiri ve ben hiçbir yan yana gelecek şeyler değil. Sonra baktım hemen zaten üyeliğimi hemen iptal ettim. Ekran görüntüsü aldı. Siyasi parti liderlerini işte Sakarya'daki bu AK Parti'nin temsilcilerini, bu seçim koordinasyonuyla ilgilenenleri ve AK Parti'nin Kaynarca teşkilatını etiketleyerek bir yazı yazdım. İşte böyle bir durumda insanları etiketlemek bu da size yakışır tarzında. Sonrasında AK Parti'nin Kaynarca teşkilatına ismini vermeyin. Bir tane arkadaş ya da yetkili beni aradı. Dedi ki böyle dedi bir konu varmış. Bu konudan dolayı dedi üst taraftan dedi bize bir baskı var. Bu baskının dedi veyahut da sizi buraya kimin üye yaptığını öğrenmemiz için dedi işte kimlik bilgilerinizi bizimle paylaşır mısınız dedi. Kendi rızam doğrultusunda dedim ki girip kimin olduğunu öğrenecekseniz ben size kimlik bilgilerimi veririm dedim. Kendisi girdi sistemden kimlik bilgilerimle birlikte nerede ne zaman kimin üye yaptığına dair baktı. Bana şunu söyledi dedi ki beyefendi sizin üyeliğiniz dedi buradan değil sizin üyeliğiniz dedi İstanbul Kartal temsilciliğinden olmuş dedi. Şimdi bir. Ben Kartallı değilim. İstanbul nüfusuna kayıtlı değilim. Herhangi bir şekilde İstanbul'daki Kartal'daki hani geçtim Kaynarca'daki şeyi AK Parti'yi İstanbul'daki Kartal'daki temsilciliğin bile nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi böyle bir durum var. Üzerindeki topu bir yere atıp bu şehirdeki siyasi baskıdan kendi kadrosunun baskısından kurtulma, olayı çözüme götürme gibi kesinlikle bir niyetleri yok. Şimdi ben bu saymış olduğu ne Kartal'da bulundum. Üniversitedeyim zaten o dönemde. Kartal'dan Karabük'te okuyorum. Kartal nere? Karabük nere? Herhangi bir şekilde hiç alakamız yok. İstanbul nere? Hadi diyelim hani biz gittik, kalktık, işimiz gücümüz yok. Kartal'da üye olduk. Benim diyorum ki 2019'un ikinci döneminde yani Haziran'dan sonraki dönemde Kaynarca Teşkilatı'na naklimi kim aldırdı? Ben nüfusa kayıtlıydım hani diyelim Kartal'da ki öyle bir şey yok. Çocukluğumdan beri Kaynarca ilçesine kayıtlıyım nüfusa. Benim Kaynarca'dan diyorum Kartal'dan Kaynarca'ya benim naklimi kim aldı diyorum. Ona cevap yok. En azından bu tarz usulsüzlükler, bu tarz dengesizlikler durumunda insanların bilinçlenmesi için, bir şeyleri bilerek, isteyerek veya da haberleri olarak yansıtması için sosyal medyadan ben bunu paylaştım. Paylaştıktan sonra da bir kişi Trabzon'dan, işte sayın abim benim de üyeliğim varmış, ben de üyeliğimi iptal ettim falan diye böyle bir mesaj attı zaten sosyal medyadaki tweetimin altına. Ondan sonra bir kişi var, o istemedi adının söylenmesini. O da AK Parti üyesi çıktı. Haberi yok. Dedi ki işte dedim buyur dedim sen gel dedim. Sen de röportaj ver işte durumu izah et böyle diyor. Kendisi dedi ki işte benim dedi KPSS sınavım, işte kamu personeli olmak için yapmış olduğum başvurularım var. Bu başvuruların işte olumsuz etkilenmemesi için bu usulsüz ve kötü düzeni ya da bu nasıl diyeyim amacına uygun olmadan yapılan kişi kimsenin haberi olmadan yapılan bu olayı anlatamam dedi. Yani bir korku var. Korkunun karşısında mağduriyet var. Mağduriyeti korkudan söyleyemediğim bir durum var. Böyle bir paradoks. Olayı Twitter'da yazdıktan sonra Kaynarca Teşkilatı'ndan bir kişi aradı beni. Zaten bu konuyu karşılıklı konuştuk. Sonra Kaynarca Teşkilatı'nı etiketlediğim için oradan tıklayarak baktım. Kaynarca Teşkilatı baktım. AK Parti Kaynarca Teşkilatı beni engellemiş. Keşke engellemeseydiniz de karşılıklı oturup medeni insanlar, çağdaş insanlar gibi fikirlerimiz karşılıklı çatışsaydı da bir sonuca varsaydık.